Abi bu biraz ağır. Tamam ver. Abi bizim çocuklar alır ya. Oğlum ver lan. Al bakayım şunu genç. Dikkat et ağır. Oğlum o kırılacak, onu çarpma. Dikkat et. Al bakayım şunu. Vay Şekip abi, Şekip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk evlat, hoş bulduk. Evet Ersin Bey hoş geldin sen de. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Ya bu ne sürpriz ya, haber verseydiniz ben şey yapardım sizi, havaalanından karşılardım. Buraya kadar zahmet etmezdiniz. Biz seni böyle çalışırken göremezdik o zaman. Eyvallah Şekip amca. İşleri bayağı kolaylamışsın. Evet. Yani elimizden geldiğince işte bir aya kadar da Allah nasip ederse buradaki bütün işlerimizi bitiriyoruz. Açılacak yani her şey, hazır olacak. İyi, güzel. Buraya gelmeden önce diğer makara kafelere de uğradık. Sistemi kurmuşsun. Ya işte elimizden geldiği kadarıyla çocuklar. Oğlum, o kırılacakları başka bir tarafa, bu kartonları başka bir tarafa koyun, tamam mı? Tamam abi. Elimizden geldiği kadarıyla yapıyoruz. Sağ olsun çocuklar da yardımcı oluyorlar. Eksik olmasınlar. Ah Kuzey, beni mahcup etmedin. Ya sağ ol Şekip amca. Önemli olan yani burada senin mahcubiyetinden önce benim mahcup olmamam. İcabında biz bir işe başladık, yarım bırakmamamız lazım. Tamamlıyorsun zaten. Elimizden geldiği kadarıyla Ersin Bey. Güney'in başına gelenleri de duyduk. Tatsız bir şey. Kuzey, artık Banu Sinaner o şirketteki tek muhatabımız. Bunu biliyorsun değil mi? Güney'in işi bitti. Yani şimdi Şekip Bey yurt dışı deyince işler değişiyor. Beni o konu beni aşar. Zaten benim hala daha yurt dışına çıkma yasağım ortadan kalkmadı. Biliyorsunuz bunu. Yaza kadar o konu çözülecek, merak etme. Yani illaki çözülecek de yani ben bu teklifi şey yapamam. Yani kabul edemem. Oğlum kendi şirketini kuracaksın. Kendi işini kendin yöneteceksin. Planlamayı kendin yapacaksın. Ya tamam da Şekip Bey, şimdi yani baktığınız noktada benim yabancı dilim yok. Kafadan bitti yani mevzu. O konuda biz sana yardım edeceğiz. Hem sen zeki adamsın Kuzey. Yurt dışında böyle birkaç ay falan kaldığında öğrenirsin. Ya eyvallah teveccühünüzde. Yani sanmıyorum, bilemiyorum ya. Yapacağımı sanmıyorum ya. Eskiden benim yabancı dilim mi vardı? Kafa göz yara yara öğrendim ben bunu. Ya ama şimdi Şekip amca durumlar biraz farklı yani senden benim. Senin paran vardı. Yani para insanın arkasındaki çok önemli bir güç. Bende o yok. Oğlum sende hiç kimsede olmayan bir şey var. Dürüstlük var, dürüstlük. Eyvallah. Hem bak bu işe beraber başladık. Birlikte hareket ettik, birlikte geldik buralara kadar. Bundan sonra da birlikte gideceğiz. Bak sen de işe benim gözüm gibi bakıyorsun. Sen de işini kendi evladın gibi sahipleniyorsun. Yani? Yani sen istedikten sonra elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bunu gördük. Dil problemini de çözersin. Yapmayacağın şey yok. Yepyeni bir kariyere ulaşacaksın. Yani benim süren mahkemelerim var ama. Ya hallolur onlar, merak etme. Hem ne kaldı ki? Hepsi sonuçlanacak neredeyse. Sen doğru taraftasın Kuzey. Sen bizim adamımızsın. Yani açık konuşmak gerekirse ben kimsenin tarafında falan değilim yani Şekip amca. Ben ekmeğimde, işimde, gücümde olan bir adamım. Benim gözümde para pul falan da yok yani. Öyle çok büyük hayallerim falan da yok. Azla yetinebilen de bir insanım. Önemli olan benim için yani insanlara vermiş olduğum sözü tutayım, sözümün arkasında olayım. Ben başka bir şey istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? O benim için önemli olan. Ya bir de sana güveniyoruz diye gaz verip duruyorlar ya. Ben bile inanacağım neredeyse bulunması intikamaş olduğuma. O kadar yani. Ne kadar? Öylesin tabii oğlum. Ya dalga geçme lan. Biz diyor işte 100 stand diye başladık bu işe diyor. Hedefimiz oydu diyor. Şimdi diyor senin sayende evet, diyor 50 tane daha dükkan açtık dedi. O da senin çalışkanlığın sayesinde dedi. Yalan mı söylüyor işte doğru. Oğlum bak çok uğraştın sen bu iş için. Hala da uğraşıyorsun bak kalktın gittin oralara yine. Bak aynen ben de o herifler gibi düşünüyorum var ya sen çok ilerleyeceksin bu işte çok ciddiyim bak. Çok büyük paralar kazanacaksın oğlum. Harbiden. İyi de abi bu iş. Güney'in fikriydi ya. O ilk dedi yani böyle bir iş yapalım diye. Ya şimdi işin dışında bırakılmasına hiç el vermiyor. Yani haksızlık ediliyor bana. Kuzey Allah aşkına ya. Bunca yaptığı şeyden sonra sana mı kaldı Güney'in hakkını savunma? Yok ne olursa olsun herkesin hakkını teslim etmek lazım. Kuzey. Bak o iş Banu ile Güney arasında mutlaka hallolmuştur. Güney bunun karşılığını Banu'dan mutlaka almıştır merak etme sen. Acaba? Ya yemin ediyorum başka türlü bir şeysin ha. Seni anlamak çok zor.
Müzik.